Deniz'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Fenerbahçe Koleji Safi Port Genel Menajeri Önder Külçebaş bizimle. Kendisiyle Fenerbahçe Koleji Safi Port hakkında, takım hakkında, takımın hedefleri hakkında, yapılanma hakkında bir röportaj yapacağız. Önder Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Biz çünkü Fenerbahçe Safi Port Koleji'ni çok şey yapıyoruz, önemsiyoruz kanal olarak. Ve bu konu hakkında görüyoruz ki taraftarımızın bilgileri biraz eksik. Sizin sayenizde daha çok, daha net ve doğru bilgilerle Fenerbahçe Koleji Safi Port'u taraftarımıza tanıtmak istiyoruz. Ama önce sizden başlayalım. Belki sizi tanımayan, bizim çünkü çok genç izleyicimiz var. Muhtemelen sizin oyunculuk zamanlarınızı yakalamamıştır o genç izleyicilerimiz. Tabii. Önce biraz bir kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Önder Külçebaş. 40 yaşındayım. 20 sene kadar profesyonel basketbol oynadım. Hem Süper Lig'de hem TBL'de oynadım. Çoğu ağırlıklı olarak BSL'ydi. 3 sene önce basketbolu bırakıp yöneticilik tarafına geçtim işin. İlk sene kendi organizasyonumu kurdum şirketlerle gibi. Ondan sonraki sene de Türk Telekom'da çalıştım altyapı sorumlusu olarak. Son 3-4 aydır da Fenerbahçe'ye geldim ve burada hem altyapı sorumlusu hem TB2'li takımımızın, Fenerbahçe Koleji Safiport takımımızın genel menajeriyim. Kısaca özetlemek gerekirse kendi tarafım böyle. Hemen şeyi sorayım, Fenerbahçe'ye geliş süreciniz nasıl oldu? Yani teklif alınca düşündünüz mü? Valla Fenerbahçe'ye şimdi 30 senelik Fener yolluyum ben. Birçok kulüpte oynadım ama Kadıköy ve Fener yolunda büyüdüm. O yüzden hep Fenerbahçe'yle iç içeydik. İşte dere ağzına giderdik. Oğuzların, Aykut hocaların zamanında futbol idmanlarını izlerdik. İşte caddeyi kapatırdık falan. Böyle bir küçük yani basketbol oynaya kadar böyle bir süreç vardı. O işin ayrı tarafıydı. Tabii basketbol oynadık, şehirler değişti, her şey değişti. Son 8 senemi Ankara'da geçirdim ben. Bir ay olmuştu Ankara içinde taşınalı. Fenerbahçe'den teklif gelince tabii eşime söyledim. Hayatım dedim, biz bir daha taşınıyoruz dedim. O inanamadı ilk önce, bir ne oldu, iki çocukla tekrar nereye gidiyoruz? Fenerbahçe deyince o da çok sevindi. Yani pek uzun düşünecek bir şey olmaz zaten. Hani Türkiye'nin zaten en güzel, en çok taraftarın olduğu kulübü. O yüzden pek düşünmedik. Hemen geldik Fenerbahçe'ye. Çok da mutlu oldum. Burada da çok güzel karşıladılar. Hiçbir adaptasyon sıkıntısı yaşamadım. Süreci geçirmedim. O yüzden şu an çok verimli geçiyor. Peki o zaman biraz Fenerbahçe Koleji Safi Port'a geçelim. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe Koleji Safi Port'un kuruluş amacı ne? Fenerbahçe evet. Kulübü niye böyle bir ikinci ligde bir takım kurmak istedi? Şöyle, kendi oynadığım zaman da ligde 3 yabancı olurdu, 2 tane Türk oynardı. O yüzden mutlaka bir Türk rotasyonu burada olacağını bilirdik ve ona göre hazırlanırdık. Türkler süre alırdı, sorumluluk alırdı ve bu hem milli takıma hem takımların başarısına yansırdı. Ama şimdi sistem değiştikten sonra Türk oyuncular o tecrübesiz hata sürecini ne yazık ki geçireceği bir süreç kalmıyor. Hele bizim gibi Euroleague'de oynayan takımların hata yapma zamanı çok kısıtlı. Yani orada genç oyuncu dediğiniz oyuncu hata yapar, yanlışlar yapar ve bu sorumluluk alır, sorumluluk verilir. İlk başlarda yavaş yavaş bu sürece adapte olma süresi var. Bu adapte süresini A takımımızda, kendi A takımımıza veremiyoruz. Hiçbir kimse veremiyor şu anda. O yüzden pilot takımlar çok değerli. Bu yüzden pilot takımımızı kurduk. Bu da hem A takımımıza hazır oyuncu vereceğiz. Onların sistemlerine göre oynatıyoruz. Onlarla senkronize gidiyoruz. Onlara bu zaman kaybını o çocuklara yaşatmamış oluyoruz. O yüzden A takımdaki bekleme süreçleri olmuyor. Buradan kendi pilot takımımızdan çocuklar çıktıklarında A takımda direkt oynayabilecekleri bir organizasyona dahil olabiliyorlar. En büyük amaç bu. Yani kendi A takımımıza hazır oynayabilecek Türk oyuncuyu sağlamak. Ve uzun vadede de takımımızdaki bütün Türk oyuncuların kendi altyapımızdan sonra pilot takımımızda oynayıp A takımımıza vermemiz olacak. Yani şuradan şeyi mi anlamalıyız? Belki bundan bir 5 sene, belki 6 sene sonra, yani şey olarak söylüyorum bunu, farazi olarak söylüyorum. Fenerbahçe kulübünün kadrosunda bulunan bütün yerli oyuncular Fenerbahçe'nin kendi altyapısından çıkmış oyuncular olacak. Yani temeldeki en şey hedefimiz bu uzun vadede. Evet, en büyük amaç bu. Tabii ki buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de planlama ve istikrardır. Her işte olduğu gibi. Eğer bunu istikrarlı bir şekilde, dirayetli olarak devam edersek uzun vadede mutlaka bütün Türk oyuncu rotasyonunu bu organizasyondan kendi A takımımıza vermiş olacağız. Peki bunun için biz şimdi bir de tabii şey tarafını da merak ediyoruz. TB2 ile bayağı sert bir lig. Evet. Şeyle kıyasladığımız zaman yani
bir alt lig olan TBL Ligi ile kıyasladığımız zaman çok sert bir lig. O sertlikte oynamak oyuncular için biraz daha şey değil mi? Zor değil mi? Evet zor. Bugün takımdaki arkadaşlarımızla konuşuyordum hatta. Ama hepsi onlar için bir silah oluyor. İleride hayatlarında kullanacakları, basketbolda ve basketbol dışında kullanacakları bir donanım oluyor. Bu yüzden şu anda buranın hakkını vererek bu sert ligi iyi oynayıp, basketbol sertliğin içinde basketbolu oynayıp kendilerine bu tecrübeyi kazandırmaları lazım. Ama tabii ki hedef ilk başta TBL'ye çıkmak. Çünkü TBL'de daha çok basketbolun oynandığı, bu kadar temasın olmadığı bir lig. O yüzden amacımız TBL'ye çıkmak. Ayrıca TBL'ye çıktığımız takdirde zaten iki tane daha yabancı alma hakkı kazanıyoruz. Bu yabancıları da gene A takımımıza senkronize edebileceğimiz genç yabancılar olarak kullanmak istiyoruz. Tam olarak onu soracaktım. Yani biz de işte Real Madrid'in, Barcelona'nın yaptığı gibi 14-15 yaşında bir genç oyuncuyu bulup bizim oradaki altyapı takımımıza monte edip daha sonrasında onu üst takıma çıkartabileceğiz. Amaç bu galiba. Kesinlikle bu. Yani tüm Türk oyuncular, gelen yabancı oyuncular hepsi prospect ve ileriye dönük vadeten oyuncular olacaklar. Bu yüzden bu yatırımı yapıyoruz. Altyapı sorumlusu da olduğunuz için aynı zamanda onu da soracağım. Bununla ilgili scouting yapılanması nasıl kulüpte? Kulüpte iki tane yabancı tarafı yürüten arkadaşımız var. Diğer taraflarda zaten Türk antrenörün hepsi kendi jenerasyonlara hakim olmak zorunda. Bu bir zorunluluk zaten. Onun dışında ben Türkiye taramasına zaten kendim şahsen de çıkıyorum. Daha geçen gün hatta Ege bölgesinden geldim. Orada takipte olduğumuz oyuncular var. Ağımızı kuvvetlendirerek, genişlendirerek bütün spor okullarıyla, bütün işte diğer kulüplerle iletişim içindeyiz sürekli. Bir oyuncu çıktığında gelecek vadeden biz bunun en iyi şekilde nasıl değerlendiririz, çocuğa en çok ne verebiliriz? Tabii burada kulübün imkanları da çok önemli. Gerçekten kulübümüz şu anda bütün imkanlarını açmış durumda. Okul olarak, ev olarak, harçlık olarak, beslenme olarak her şeyin destek oluyoruz. Daha da iyi destek olacak bir organizasyon yapma çabasındayız şu anda. Peki o zaman tekrar bu seneye döneceğim. Şimdi önümüzdeki cuma günü çok önemli bir maç oynayacak Fenerbahçe. Çağdaş Bodrum Spor'la oynayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam galibiyet sayılarımız aynı. Biz birinci, onlar ikinci sıradalar. Bir nevi liderlik maçı gibi düşünülebilir. Ve cuma günü belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır, onları da hatırlatalım. Normalde Kayıştan'da, kolejin salonunda oynuyor takım maçları ama cuma günkü maç Ülker Arena'nın yanındaki küçük salonda, Metro Enerji Salonu'nda olacak. Bu maçla birlikte şeyi de sormak istiyorum. Yani bu bir süreç. TB2'de 4 tane grup var. Bu şeyden sonra, yani gruptaki lig aşamaları bittikten sonraki süreç nasıl TBL'ye çıkmak için? Ondan da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. İlk önce Bodrum'la eşit galibiyet ve mağlubiyetteyiz ama ilk maçı biz aldığımız için 6 sayıyla 74-68 olması lazım. Biz yukarıdayız şu anda. Averajla yukarıdayız. Tabii kazanırsak bu artık 2 maç gibi bir şey oluyor, araya açmış oluyor. Ligi de 1. 2. bitirmek önemli. Neden önemli? Çünkü ilk eleme turunu oynamamış oluyoruz. Yani şöyle 4 grup var. 4 grubun ilk ikileri otomatik olarak 16'ya kalmış oluyorlar. Onun dışında kalan 3.'ler, 4.'ler, 5.'ler ve 6.'lar çarpmaz eşleşerek kendi aralarında bir tur oynuyorlar. Biz bu turda muhtemelen şu anda zaten ilk 2'de bitireceğiz gibi gözüküyor. 3, 4, 5, 6'lar kendi aralarında oynadıktan sonra 8 takım çıkıyor. İlk ikilerde 8 takım oluyor, tekrar eşleşiliyor. Ama tabii burada birinci ve ikinci olan işte o yüzden hep ev sahibi avantajı oluyor. 8 takım kalıyor. Onlar da 2 maç kazanan, 2 galibiyet alan 8 takım tekrar bir şehre gidiyor. O şehir daha belirlenmedi. 4-4 2 gruba ayrılıyor, kura çekiliyor. Orada oynuyoruz. Lig usulü 3 maç yapıyorsun. Onun sonucunda birinciler ve ikinciler çapraz tekrar eşleşiyor. İlk iki çıkıyor. Şampiyonluk maçı artık zaten iki takımın yükseldiği maç oluyor. O yüzden uzun bir lig, zor bir lig. Rotasyonun hepimizin, yani bütün rotasyon kullanmamız gereken bir lig. O yüzden arkadaşlara da aynı şeyi söylüyoruz her zaman. Herkesin hazır olması lazım. Hem kafaca hem fiziken kendine iyi bakmaları lazım. Çünkü zor ve uzun bir lig. Maça dönmek istersek tekrar taraftarlarımızın şunu söylemek istiyorum. Dün mükemmel bir maç izledik. 6. adamımız bizi bütün maç destekledi ve Real Madrid'i, yenilmeyen Real Madrid'i kendi evimize yendik. Bu kadar eksiğimiz olmamıza rağmen. Bu maçta da gerçekten zor bir maç. Yatırımı ilk oynadığımız maça göre yatırımı daha çok arttırmış, koçu değiştirmiş, transferler yapmış bir takım.
O yüzden taraftara çok ihtiyacımız var. Metrolenç salonumuzda da biletle sadece HES kodlarıyla girebiliyorlar. İnşallah oraya doldurup maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah bizi yalnız bırakmazlar. Cuma günü saat 15'te. Cuma günü saat 15'te. Evet. Cuma günü 15'te Metro Enerji salonunda Fenerbahçe Kolejisi Safi Port'un çok önemli maçı var. Buradan da taraftarımıza çağrımızı yapalım. Hani vakti olanlar gelsinler. Öner Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çok için. Memnun oldum. Cuma günkü maçta hem size hem tüm takıma başarılar diliyoruz. Umarız sonu galibiyet olur. Hep beraber galibiyeti de kutlarız. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese selamlar. Evet.